sesi. Ama şey, burayı çıkınca şarkında da hikayeye de karıştırıyor. Burası benim ofisim. Sen burada çalışıyorsun herhalde. Evet. Evet. Muhasebe. Evet. Yemekhane nerede? Evet, dağılmış duran. Güzel. Yemeğe gidelim. Ya, buyurun. Kümmet yani. Ne kadar? 1000 lira. Ya bir çorba 1000 lira olur mu ya? Bu adam günde 10 çorba içse ayda 300 bin lira yapar. Niye 10 çorba içsin kardeşim? Peki, günde 5 çorba içsin, ayda 150 bin lira yapar. Manyak mısın kardeşim? Burada eleman çalıştırıyorum. Adam her bir mercimek tanesinden tek tek ilgileniyor. Ayrıca işine geliyorsa alasan çorbasını içeceksen iç. O olay benim içime sinmedi. Salih kim bu? Üste yeni gelen koç. Haydi dinlen. Ya hocam ya. Dinlen. Ercüment. Ercüment. Arkadaşım ben. Neredesin Ercü? Buradayım abi, telefonla yapıyorum. Öyle yok, hadi. Hemen vur. Sen ne utanmaz adamsın ya. Bana antrenmana gidiyorum dedin. Mümtaz'la buluşmuşsun. Mümtaz'a gideceğim desem izin verecek miydin? Allah senin belanı versin. Ben artık sana güvenemem. Sen çok adi bir yalancısın. Utanmaz herif. Ben hala telefonunda ne diye kayıtlıyım? Söyle söyle ne diye kayıtlıyım? 8. eşim Aysu diye kayıtlıyım. Sen böyle utanmaz bir köpeksin işte. Seni bir daha görmemek üzere terk ediyorum. Beni artık eski eşim diye kaydedebilirsin. Sana Mümtaz'la mutluluklar diliyorum. Sen bir faşistsin faşist. Bu faşist kılıcımdan kurtulduğum için şükrediyorum. Terk edilmeyi kabul ediyorum. Şimdi telefonu kapatıyorum ve seni 8. eski eşim Aysu diye kaydediyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şunu 8. eski eşim Aysu diye kaydedersin. Yani. Yine terk edildik Elcü. Ama yenilmedik. Şunu unutma. I never lose. I win or I learn. Amerikan düşüşü. Eşyalarını topla Elcü. Mümtaz'a gidiyoruz. Bundan sonra ben nereye, sen oraya. Tamam abi. İçim içim ölürüm Mümtaz için. Alem bana düşmandı, Mümtaz sevdim. Tunç, ne oldu abi? Ne demek ne oldu lan? Hadi, al şu bavulu. Yatacağım ben. Müsait değilim abi. Bu akşam olmaz. Ne oldu lan? Nalan mı evde? Nalan'ı mı düdüklüyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Ulan adi köpek. Ben senin yüzünden 8. eşim Aysu'dan boşandım. Senin bana yaptığına bak. Ben sana defaatle söyledim dilim döndüğünce Aysu'yla olmayacağını. Şimdi cezasını çek. O kız bir faşist söylemiştim sana. Haklısın kardeşim. Hadi al beni de içeride konuşalım. Abi olmaz, müsait değilim ya. Rica ediyorum ya. Peki. Al. Bavulumu al bari. Taşımayayım. Ben alayım alayım da. Oh. Bağırmış ha. Sen nereye gideceksin peki? Sana ne lan? Sen nereye gideceksinmiş? Bir dilim karpuz versene be. Karpuz sayılı işimiz var. Bunu da unutma. Sen bu tiy niyette bir adamsın. Amerikan düşüşü. Vay be. Demek bu kadar alçalabildin ha. O bıraktığım bavuldan çıkan Ercüment'e dostlarının, kız arkadaşlarının ayak baş parmağını yalatacak kadar alçalabildi. Sen sadece kendini düşünen bencil bir pisliksin. Bir de o küçücük çocuklara ben değil, ben olmayı öğreteceksin he. Senden olsa olsa boş değil bir pezevenk olur. Pezevenk.
dostlarının, kız arkadaşlarının ayak parmaklarını o sadık kölesi Ercüment'e yalatan bir pezevenk. Vay. Şu 200'lü çirkin surata bir bakın. Bir bakın da 200'lülük ne demekmiş görün. Şu ağzından saçılan karpuz salyalarına bir bakın. Sen bizi eve söyleyeceğim. O şişman balina için sokakta bıraktın ve hala daha sormuyorsun. Onca yoldan, onca soğuktan, onca badirelerden geldik. Acaba bir dilim karpuz ister miyiz? Nalan kaçarken almış yarısını, yatağın yanındaki masanın üzerine koymuştu. Utan. Kaçarken bile o aşk yaptığın nimetin yarısını alan biri için bizi sokakta bıraktı. Evet, belki ben bencilim. Ve de her cüme dostlarının, kız arkadaşlarının ayak baş parmaklarını yatan bir pezevenk. Ancak şunu bil ki sen o ayak baş parmağına iyi olamazsın. Olamam. Seninle dostken ben zaten hiçbir şey olamam. Ama sadece ne olabilirim biliyor musun? Rezil. Seninle dostken tıpkı bu güzel akşamda olduğu gibi rezil olabilirim. Bu da böyle biline. Amerikan düşüşü. Abi boya sen mi? Ben yaptım abi. Allah. Bunu sen. Sen sana bir şey değil mi abi? Sen bari skorusu da haklıydın. Ben bu şekilde evliliği yapmayacağım. Şimdi geriye dönüp bakıyorum da bu sefer olacak diye diyor. 8 kere evlenmiş. Hiç mi uyanmayacak olacağız? Vallahi abi, emin ol. Seni her mutlu gördüğümde kendi mutluluğummuş gibi benimsedim biliyor musun? Bu sefer oldu dedim. Ama seni her terk ettiklerinde, her kapının önüne koyduklarında da hiç üzülmedim biliyor musun? Ne demek üzülmedim lan? Üzülmedim abi. Sen her evlendiğinde bambaşka bir adam oluyorsun. Yeri geliyor kardeşlerini unutuyorsun, evini, arkadaşlarını unutuyorsun. Seni bir daha göremiyorum. Ben değil, kimse göremiyor. Ercüment de bana bu noktadan verecektir diye düşünüyorum. Doğru abi. Doğru mu? Nasıl doğru mu? Mümtaz'a gidiyorum diye terk edinmedin mi? Doğru değil abi. Suutim nerede benim ya? Kim içti benim suutimi ya? Sen mi içtin? Ercüment sen mi içtin abi suutimi? Ne yüzsüz adamlarsınız amına koyayım ya, gelir gelmez benim suutimi içiyorsunuz. Bunu içmeden güne başlayamıyorum. Koçum nasıl gitti geçti ilk günün? Vallahi iyiydi. İyiydi. Stadı, tesisleri, soyunma odalarını gezdik. Değil mi Ercim? İyiydi abi. Ancak çok önemli bir sorun var. Kalk, hazırsanız yolda konuşalım. Bizim kulübün muhasebecisi. Etrafı gezdirdi bana. Yemek saati gelince de yemekhaneye gittik. Biraz şişman. Biraz değil, bayağı şişman birisi. Sadece çorba içiyormuş. Os yazını bir uzattı. Bilene göreyim. Bir çorbaya 1000 lira ödedi. Bir çorba 1000 lira olur mu ya?
Olur abi, çorba her yerde 1000 lira. Adam çalıştırıyor sonuçta. Adam çalıştırıyormuş. Su niye 5 lira o zaman? Bu Allah'ın suyu. Sen o çorba tarladan sofraya gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor biliyor musun? Bir mercimek çorbası 1000 lira olur mu ya? Hangi aşamalardan geçiyor da 1000 lira oluyormuş? Önce toprak tamamen yabancı otlardan arındırılır. Doğru dersen, tohum yatağı keseksiz olan, mahsul de canlı olan. Toprak yüzdek işlenir, tohum yatağı yumuşatılır. Sop topullukla 15-20 santim derine inilir. Sürümden sonra kazaya tırmık ile yatağı tamamlanan. Tahıl asadın da anız fazla bırakılmıyor. Onlara uygun arazilerde tahıl mıhzarı ile sıravari ekimler gerçekleştirilir. Toprakta bastırılır ise değmeyin tohum bereketine. Hasat zamanı gele. Orak, tır, elle biçile. Gördün mü abi o çorba senin sofrana gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Doğru, doğru. Daha Mümtaz Bey kardeşim, bir çorbanın fiyatını piyasa koşulları belirler. Bir çorba tüm piyasada 1000 lira abi. Tüm piyasaya soralım istersen. Tamam, soralım abi. Bin lira. Bin lira. Bin lira. Ulan bir de ben sorayım bari. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol. Çorba ne kadar kendine? Bin lira. Bin liraymış. Sikimleşin seni. Bir çorba gerçekten de 1000 liraymış. Bunu anladım. Ama içime sinmiyor Mümtaz. İçime sinmiyor. Her halükarda bu işin müsebbibi bu kulübün başkanıdır. Bunu ben anasını. Kim arıyor Ercun? Başkanım. Ben de tam sizden bahsediyordum. Ne mi diyordum? Onun ben anasını. Gitmemiz lazım Ercu. Tamam abi. Hadi gidelim. İhsan'ım, benim misafirlerim var. Çocuklara sen göz kulak ol. Oo, Hasan Bey, keyfin yerinde bakıyor. Sen Mümtaz'la tanıştın mı? Merhaba, ben Hasan. Merhaba, ben de Mümtaz. Hadi, yemeğe gidelim. Ooo Koç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Al Hasan Bey. Bir lira mı? Ya, bir lira tabii. İç Hasan'ım iç. Sen günde 10 çorba içesin diye. Çorba artık 1 lira. Ama nasıl olur? Sen adam çalıştırmıyor musun? Peki ya maliyet? Peki ya piyasa koşulları? Koç asla yenilmez. Animal lose. Avi, o alert.